Selamun aleyküm arkadaşlar. Evimize hoş geldiniz. Bugün kışlık yaprak kavanozda yaprak yapacağım. Susuz, tuzsuz, salamura değil arkadaşlar. Değişik bir tarif mi? İlk gün gibi tazeliğini koruyor. Çünkü daha önce yaptım. Geçen de işte de yaptım 3 kavanoz. Açtım. Yaprakları yumuşacık oluyor arkadaşlar. Siz de yapıp deneyin. Kavanozlarımız, kapaklarımız yeni olacak yalnız. Yani konservedeki gibi ağzı kaçırmasın. Hava almaması önemli. Kavanozlarımız da temiz olacak. Yapraklarımızı demetledim böyle. Beşer onarlı demetliyoruz. Yıkamayacağız yapraklarımızı. Şöyle istediğiniz şekilde katlayın. Kavanozumuza elim girerse yerleştireceğim şimdi. Şöyle sap kısımlarını da keseceğiz. Daha rahat kavanoza girmesi için, bir de yaprakları delmemesi için sıkıca yerleştireceğiz bunları arkadaşlar. Benim burada 2 kilo yaprağım var. Maşallah. Hatta 1 kilosunu daha önce almıştım. Başlamış biraz şey yapma. Geç kaldık. Cumartesiden beri kaç gün oldu sevgili? Şey yaptım, ayırdım. Cengiz. Bozulan olmuş mu? Bozulan değil de şöyle şey olmuş, böyle benek gibi, bozulacak gibiymiş. Hani kavanozda da şey olmasın. Onların oraları kısımlarını alıp sarma saracağım. Sen nasip bilin. Olursa. Böyle beşerli beşerli arkadaşlar, onarlı onarlı. Hani katlayabildiğiniz şekilde şöyle yaprak sap kısımlarını kesiyoruz. Şöyle katlayıp kavanozumuza söyleyeyim. Bir söyleyebilseydin. Çiçeklerimiz de burada. Sıkıca bastıra bastıra yerleştireceğiz. Şimdi ben bunları kavanozlarımıza yerleştireyim arkadaşlar. Hepsini sonra yerleştirip mi göstereceğiz? Evet. Arkadaşlar bir de biz bugün evin içinde çekiyoruz videoyu. Biliyorsunuz bu aralar yaz geldi. İzmir yanıyor yani, dışarıda bir şey yapmak imkansız. Çok sıcak. Hele bizim ev nasıl sıcak? Gerçi yani. Gündüz de çekim yapamam tabii çalıştığım için. Tamam. Bizim ev betonarme arkadaşlar. Tek katlı. Yanıyor yani, resmen tepeden sıcak vuruyor. Güneş vurduğu için. Onun için mecburen burada çekiyoruz. Bu sıcaklarda artık ne zaman serin hava bulacağız ya da akşamdan akşam olacak. Yani buluruz, çekeriz gene ya. Ya bugün bu hafta izin yapamadık, beni filme çağıracaklar diye bekliyoruz. Evet, doktorlardan. Pet filmi çekilmeye gideceğim arkadaşlar. Hastalığımla ilgili son durumu ne olduğunu öğrenmek için. Ama sıra verdiler, bekliyoruz, diken üstünde oturtturuyorlar bizi. Ben de hani bu telefonu bekliyorum, izini o gün kullanacağım. O yüzden video çekemedik. Böyle bir sevgili asma yaprağı videosu çekelim dedi. Şöyle bastırıyoruz. Güzelce bastıracağız hava almasın diye. Kabaklarımızı da kaynatacağız arkadaşlar. Ben şimdi bunu kapatayım sevgili. Hı-hı. Bitince mi gösterelim? Tabii tabii. Tamam. İkinci kavanoz mu sevgili? Hı-hı. İkinci kavanozu dolduruyor. Yaprakları daha önceden katlamıştım ben arkadaşlar. Sadece sap kısımlarını kesiyorum. Şöyle toparlayıp güzelce dürüyoruz. Şöyle sıkı sıkı bastırıyoruz arkadaşlar. Sadece kapağımızı kaynatacağız. Kavanozları falan kaynatmayacağız. Kapaklar niye kaynıyor sevgili, ben anlamadım. Sıkı tutsun ya. Ağzı sıkı tutsun. Bir tanesi herhalde benim kapağını güzel kapatamadım herhalde arkadaşlar. Bozuk mu çıktı? Biraz bozulma olmuş. Sıkı kapatmak lazım. Dikkat etmek lazım yani, değil mi? Hı hı. Şöyle. Ne kadar bastırırsan o kadar çok alır tabii. Tabii hem daha çok alır. Hem hava kalıyor gerçi de.
sıkı kapandığı zaman bir şey olmaz. Doldur bakalım, hepsini de çekeriz gene. Salamura yaptığın zaman bazen tuzlu oluyor. En güzeli böyle mi diyorsunuz? Yani doğal. En güzeli böyle. Yaprağı doğal şekilde saklayabiliyorsun. Yani tuzunu falan içini yaparken ayarlayacaksın arkadaş. Arkadaşlar artık. Şöyle iki tane doldurdum. Şunu da dolduralım. Daha bunu doldurur. Bir de küçük doldurur. Ona göre bakacağız artık. Tamam bakalım. Allah'ım ağız tadıyla yemek nasip etsin arkadaşlar. Amin amin. İyi günlerde, sağlıklı günlerde yemek nasip etsin. Herkes şimdi kışlık yapraklarını yapmaya başlamıştır. Belki zamanı daha, şimdi değil mi? Zamanı. Daha önce de yapmış olabilirler arkadaşlar. İlk yapraklar çıktığı zaman da. Şimdi de bitmeden yapmayan arkadaşlarımız yapsın, tavsiye ederim. Kapatıyormuşuz sevgilim. Tamam. Şimdi yapraklarımızın hepsini kavanozlara bastım arkadaşlar. Böyle sıkı sıkı. Bakın. Sıkı sıkı bastırdım. Şöyle. O bir tane sarı olanı da açıkla tabii. Şu da geçen seneki yaptığım yaprak. Sapsarı. Bakın maşallah. Nasıl kullanacağız bunu mesela? Saracağız. Çıkaracağız. Sıcak suda haşlayıp hani. Yani tazesine yaptığın gibi aynı. Ha, aynı tazeyi nasıl yapıyoruz? Onun gibi. Şimdi ben kapaklarımızı kaynatayım. Şöyle kapaklarımızı kaynatayım. Tekrar görüşürüz. Kaynat gel bakalım sevgiler. Kapakları kaynattım arkadaşlar 1-2 dakika. Şöyle. Şimdi sıkıca. Hava almasın. Serin ve karanlık yerde saklayın. Hava alınca bozuluyor değil mi sevgili? Hava alınca tabii bozulur. İnşallah bozulmazlar. Allah'ım ağız tadıyla yemek nasip etsin. Amin. 4 kavanoz çıktı değil mi sevgili? 2 kilo yapraktan 4 kavanoz çıktı. Tabii bu bastırışa da bağlı. Yani çok bastıramayabilirsin de. Şöyle güzelce şimdi bunlar kışa hazır arkadaşlar. Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin. Amin. İnşallah Allah nasip ederse sararken de hep beraber görürüz. İnşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugünlük de böyle bir sarma videomuz oldu. Hepinize evet. Çok selam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çok güzel oluyor gerçekten. Taze yaprak gibi oluyor tadı. Siz de deneyin. Denedik. Test edildi yani. Siz de deneyin arkadaşlar. Evet iyi akşamlar. Herkese çok selam.